Herkese iyi akşamlar. Ben Burak Birsen. Bugün 9 Temmuz günlerden cumartesi. Günlerden bayram. Bugün Kurban Bayramı'nın ilk günü. Öncelikle herkesin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Umarım güzel bir bayram geçirirsiniz. Bugünkü tabelamızda bayram, hayat bayram olsa dedik. Hayat bayram olsa ne olurdu sizce? Biraz onu konuşacağız. Gerçekten hayat kime göre bayram? Veya kimlerine bayram, kimlerine değil. İşte onları konuşacağız, onları paylaşacağız. Mesela kim nasıl bayram yapıyor? Ege'de, Akdeniz'de, Anadolu'nun diğer köşelerinde kim nasıl bayrama girdi? Nasıl bayram kutluyor? Biraz onları irdeleyeceğiz, onları tartışacağız. Tabii şiddet, sağlıkta şiddet, hatta sağlıkta cinayet. Bugün o konuya da değineceğiz elbette. Konuşmazsak olmaz çünkü. Evet, Meral Akşener 9. kez gençlerle buluştu. Gençlerin tepkileri vardı. Mevcut şartlara, mevcut düzene, mevcut sisteme ilişkin sıkıntılarını dile getirdiler. Çarpıcı cümleler kurdular. Çok dikkatli dinlemek gerekiyor gençleri. Onlara çok iyi kulak vermek gerekiyor. Elbette anlatacağız onları. Tarımdan bahsedeceğiz. Emeklilerden bahsedeceğiz. Onlar bayrama nasıl giriyorlar, ne şartlarda giriyorlar, elbette ona bakacağız. Tabelamız hayat bayram olsaydı demiştik ama inanın her zaman işte öyle olmuyor işler. Hüzünlü zamanlar da olabiliyor. Bayram olsa da insanın şurasında bir sızı olabiliyor. Nerede oluyor? O şehitliklerde oluyor. Bugün şehitliklere koştu, babalarına koştu çocuklar, anneler, evlatlarına koştular, eşler. Sevdiklerine koştular. Ve biri vardı. 6 yaşındaki Selçuk Beki. Adı neden Selçuk? Çünkü babasının şehit olduğu gün dünyaya gelmişti. Babasının adını verdiler Selçuk'a. Hüzünlü hikayesini dedesi anlattı. Seneye yakın oluyor. Her zaman aklımızda. Buraya geldik mi burada nefes alıyoruz. Başka bir yerde alamıyoruz. Her bayram olduğu gibi her zaman buradayız. Acı her zaman için taze, yani bizim için bugünkü gibi yaşıyoruz. Bu evlatlarımız, bu vatan, millet sağ olsun diye kendi canlarını feda ettiler. Vatan uğruna can veren şehitlerin yakınları onlar. Kimi evladını, kimi babasını, kimi kardeşini hasret. Acıları yıllar geçse de çok taze. Şehit yakınları bu bayramda da şehitliklere koştu. Aynı şeyleri biz hep yaşıyoruz içimizde. Hiç bitmiyor, hiç. Tükenmek bilmiyor. Bayram, hiç sorma. Biz bayram yok bize zaten. Cennetim o benim. O benim cennetim. Kurban Bayramı'nda en hüzünlü yerler yine şehitliklerdi. Dualar eşliğinde al bayrağın süslediği kabirler temizlendi, çiçekler dikildi. Ertan Kolay 1995 yılında Irak'ın kuzeyinde şehit oldu. Acısının üzerinden 27 yıl geçti ama o acı ailesi için dün gibi çok taze. Baba Niyazi Kolay her bayram olduğu gibi bu bayramda da oğlunun şehitlikteki kabrine koştu. Allah sabır versin. Başka acılar olmasın. Başka analar bacılar ağlamasın. Bak o arkasındaki yazıyı kendi yazmış. Benim okumuşluğum yok ya. Allah'tan okumuyorum. Okusam eve zor giderim. Tunceli'de 27 yıl önce şehit olan Ahmet Ümenç de şehit olmadan hemen önce bir şiir yazdı annesine. O şiirin sonunda ağlama anam diye yazıyor. Şimdi annesi bu bayramda mezarında oğluna dua ediyor. Ağlıyorum. Her gün ağlıyorum. Onu yazmış işte. Nasıl yazdın oğlum orada? Bir haftası vardı. Abi yine bayramda gelecekti. Bak bu da şehidimin evladı. Babasız büyüyor. Ama buraya geldiği zaman şu toprakla oynayıp da babamın çiçekleri deyip de sevmesi, kendince konuşabilmesi bile bizim için mutlu eden bir şey bunlar. Babamı çok seviyorum. Şuradaki iki çiçek ve şu çiçekleri diktik. Babasının kabrine çiçekler diken, onu çok sevdiğini söyleyen 9 yaşındaki Sarper, şehit babası jandarma uzman çavuş Selçuk Beki'yi o acı gün böyle uğurlamıştı. Bir kardeşi daha var. O da babasının adını taşıyor.
Ama o hiç görmedi babasını. Çünkü babasının şehit olduğu gün doğdu. Oğlum vurulduğu gün akşam 8'de bebeğimiz doğuyor. Gece 2.30'da oğlum hayata gözleri yumuyor. Rabbim birini veriyor, birini alıyor. Babasının şehit olduğu gün doğdu. Babasının ismiyle büyüyor şu anda da. Sadece İstanbul'da Edirne Kapı şehitliği değil, birçok şehirde şehitlikler doldu taştı. Hepsinde aynı hüzün, aynı ortak dilek vardı. Anneler başka annelerin bu acıyı yaşamamasını diledi. Buruklukta'm başka? Hiçbir şey yok. Ama hayat devam ediyor. Yaşamak zorundasın. Geride evlatlarım var. Kimsenin canı yanmasın. Anneler bizim gibi ağlamasın. Evet, bu bayram günü şehitlerimize bir kez Allah'tan rahmet diliyoruz. Hayatını kaybeden herkese Allah'tan rahmet diliyoruz bir kez daha. Yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. Efendim bugün 9 Temmuz. Bayram günü, Kurban Bayramı'nın ilk günü. Ama 9 Temmuz'un bir başka özelliği daha var. Nedir? Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişinin de 4. yıl dönümü. O gün şahlanacağız, uçacağız, ayağımız yerden kesilecek diyen yönetim, iktidar, bizi yönetenler bu 4 yılda neler yaptılar? Türkiye'yi nereden nereye getirdiler? Bülten içinde biraz onu da konuşacağız, onu da hatırlatmasını yapayım. Şimdi sınır bölgesine bir gidelim. O konu da gerçekten çok önemli. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları sınır hattındaydı. Biliyorsunuz Suriye'ye yönelik bir operasyon yapılacağı söyleniyor. Türkiye'nin yapacağı söyleniyordu. Hulusi Akar oradan net mesajlar verdi. Dedi ki tacizler başladı. Gereğini yaptık ve yapacağız dedi. Münbiç'ten ve telifattan bazı tacizler ve tecavüzler başladı. Bunlara karşı tereddütsüz her türlü müdahaleyi yaptık, yapacağız. Hulusi Akar önce Suriye, ardından Irak sınırına gitti. Suriye kuzeyinde yuvalanan teröristlere yönelik olası harekatla ilgili mesaj verdi. Teröristlere esir getirmek için yapılması gereken ne varsa arkadaşlarım bunları yapmayı sürdüreceğiz. Türkiye bir süredir Suriye kuzeyine yeni bir harekat hazırlığında. Sınır hattına ve Suriye'de terörden temizlenen bölgelere sevkiyatlar yapıldı. Türkiye'nin planladığı 5. harekat öncesi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Suriye sınırına gitti. Sınırı boyunca alınan önlemleri helikopterle havadan inceledi. Ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Komuta Kademesi ile birlikte Süleyman Şah Türbesi'ni ziyaret etti. Sınır karakolundaki askerlerle bayramlaştı. Bakan Akar ve komutanların bir sonraki durağı dağılacaktı. Akar burada Irak-Suriye sınır hattı ve sınır ötesinde görevli birliklerin komutanlarıyla video konferansı düzenledi. Suriye kuzeyinde artan terörist saldırılara dikkat çekti. Yeni harekatın hedeflerini işaret etti. Suriye bölgesinde son zamanlarda Münbiç'ten ve Tedifat'tan bazı tacizler ve tecavüzler başladı. Bunlara karşı tereddütsüz en son terörist etrafa getirilinceye kadar, sınırlarımız tam olarak güven altına alıncaya kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Hulusi Akar geceyi bir dönem teröristlerin girilemez dediği bölgede geçirdi. Burada askerlere seslenen Milli Savunma Bakanı, tek hedefimiz teröristler dedi. Terör örgütlerini destekleyen ülkelere gözdağı verdi. Teröristlerin adı ne olursa olsun, PKK olsun, YPG olsun, PYD olsun, DAEŞ olsun, FETÖ olsun. Bunların arkasında kim varsa, kim bunlara destek sağlarsa sağlasınlar. Bunlara imkan vermeden, fırsat vermeden mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye, Suriye kuzeyine 5. harekatın sinyalini verirken, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dan sürpriz bir hamle geldi. Esad, iç savaşın başladığı günden beri 11 yıldır hiç uğramadığı Halep'e gitti. Eşi ve 3 çocuğunun eşlik ettiği Suriye lideri, bayram namazını da Halep'te kıldı. Sizden gelen bir de mesajı okuyayım. Adige Hanım yazmış. Emekliyim, memleketime gidemedim, hayat bayram olsa demiş. Sizin gibi çok fazla insan var Adige Hanım gerçekten. Birazdan o konuyla ilgili haberimiz de var. Onu da konuşacağız elbette. Kimlere bayram, kimlere bayram değil bugün ve bu bayram. Onları da anlatacağız elbette ama bugün Türkiye bir bayram sabahına uyandı. Sabah nasıl başladı gün ve nasıl devam etti? Önce ona bakalım. Bayram namazıyla başladı Kurban Bayramı. Yaklaşık 2,5 yılın ardından koronavirüs tedbirlerinin olmadığı, maskelerin takılmadığı ilk bayram namazıydı bu. Yurdun dört bir yanındaki camiler doldu taştı. İstanbul'da Eyüp Sultan, Sultanahmet, Ayasofya ve Çamlıca camileri binlerce kişiyi ağırladı bayram sabahı. Namazın ardından cemaat birbiriyle bayramlaştı.
Çanakkale'de yüzlerce yıllık gelenek bu bayramda da sürdü. Onlarca kişi bayramlaşma zinciri oluşturdu. Bütün köy birbiriyle işte bu geleneksel görüntülerle bayramlaştı. Bizleri seni koru ve muhafaza eyle ya Rabbi. İbadetlerimizin de devamlılıkla nasip eyle ya Rabbi. Erkenden bitirip bir an önce gidip işimize bakmamız, bayramlaşmamız devam edecek böyle. Kimi belediyelerin hijyenik tesislerinde hızlıca kurbanını kesip bayram kahvaltısına yetişti. Kimi ise yol kenarlarında kaldırımlarda istenmeyen görüntülere sebep oldu. Bu kemikten sonra aynen öyle bitti. Bundan sonra bayramlaşacağız. Büyükler, küçükler gidip gelecekler işe. Alan içerisinde kesim yapmak yasaktır. Kesenler hakkında ceza işlem uygulanacaktır. Zabıta ekiplerinin bu uyarıları da fayda etmedi. Kesim sırası beklememek için belediyelerin gösterdiği adreslerin dışında kesim yapanlar da vardı. Onlara da 277 lira para cezası uygulandı. İşlem yapıyorum. Abi ne işlemi yapıyorum? Ben diyorum alıp gideceğim hayvanı. Ben numarasını al. Kurban kesimi devam ederken hayvan çadırlarında satışlar da sürüyordu. Alıcıyla satıcının ortada buluşması için dakikalarca sürdü pazarlık. Tamam lan da buzun hayırlı olsun. Dert babası olduk. Kurban almaya gelen ya oğlunu eve veriyor ya oğlunu askere gönderiyor ya para yok ya askeri ücret. Elimizden geleni yaptık bize. Dedik 20 lira 19'a verdik. Dedik 25 lira 24'e 23'e verdik yani. Anne nasılsın? Bayram mübarek olsun anne. Benim de senin de arkadaşlarımdan, tüm çocuklarımdan. Yüreğindeki bayram coşkusu özlem gözyaşlarına dönenler de vardı. Görev başındaki Mehmetçik yakınlarıyla telefonda bayramlaştı. Kütahya'da nöbet tutan askere de komutanları sürpriz yaptı. Annesiyle telefonda konuştu. Annenin sesi titredi. Asker oğlu gözyaşlarını tutamadı. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Sağ ol anneciğim, sağ ol. Ellerinden öperim anne. Ben de senin gözlerinden öperim bütün arkadaşlarımla beraber. Evet, bir izleyicimize hanımefendi de hayat bayram olsa cümlesi tam olarak hayatımı anlatıyor. Eski tadı yok, neşesi yok, heyecanı yok, hevesi yok, yok da yok demiş. Evet, birçok insan için gerçekten yok da yok, eski tadı yok bayramların. Eski tadı gerçekten de yok. Sadece sizin için mesela 13 milyon emekli için de pek fazla tadı yok bu bayramın artık. Neden diyeceksiniz? Çünkü 2018 yılında bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimiz dönemde emeklilere 1000 liralık ikramiye, bayram ikramiyesi verilmişti. Aradan koskoca 4 yıl geçti. Koskoca 4 yıl geçti. %10'cuk bir zam yapıldı. 1100 lira ikramiye verildi. İkramiye verildi emeklilere ve haliyle emekliler bu bayrama da dertli girdi. Nasıl geçiyor emeklinin bayramı? Emeklinin bayramı çok üzücü geçiyor. Emek verileri yetmiyor yavrum. Nerede 10 gün sonra bitiyor. Bayram ikramiyesi duruyor. Bitti. Ne zaman bitti? Ha, 20 lira var cebimde. Nereye gitti bayram ikramiyesi? Nereye gidecek? Mutfağa gitti. Biraz duygulandım, kusura bakmayın. Bugün bayram mı? Nasıl geçiyor bayram? Güzel. Bayram harçlığı geldi mi? Geldi. Bir köşeye alacağım. Torunlar bayram harçlığı bekliyor. Bunu bilen emekli anneanne, babaanne ve dedelerin yüreği burkuluyor. Çünkü emeklinin maaşı değil bayram harçlığı vermek karnını doyurmaya bile yetmedi. Bayram öncesi ödenen ikramiyelerse bayrama kadar bile idare etmedi. Temel ihtiyaçlar yuttu ikramiyeyi. Bayram ikramiyesi bayrama yetişemedi mi? Yok yok. Vallahi birikmiş elektrik faturamı ödedim. Hayatımın en güzel şeyi torunlar. Torunlara bir harçlık veremiyoruz. Nasıl bir hisse gidiyorsunuz şu anda torunlarınızın yanına? Elimde birkaç tane böyle bozukluğum var. Bayramla ilgisi yok. Bayram ikramiyesi bayrama kadar dayanamadı. Çünkü yetmeyen emekli aylığının açığını kapattı. Ve birçok emeklinin cebinde torununa verecek bayram harçlığı kalmadı. 4 tane torun var. O torunlar geldiği zaman var ya, her şey bir tarafa. Borcum vardı, kredi borcum. Oraya ödedim, elimde hiçbir şey kalmadı. Nasıl geçiyor bayram? İyi. Çocuklar bayramda ne bekler? Para. Şeker mi versinler, para mı? Para. Maaşından zaten elinde avucunda bir şey kalmamıştı emeklinin. Bayram ikramiyesini torunlara ayıranlarsa kendi mutfak masraflarından kesti. Bir sonraki emekli aylığına kadar temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için de borç aldı eşten dosttan. Çocuğun yüzüne bakamıyoruz. En ağır mahcubiyet benim için, bir deli için. Benim bir tane torunum var. Ama çocuk geldiği zaman sağa sola kaçıyorum ki aman bir şey ister de. Haklı mıyım, haklıyım çünkü bende de yok. Markete harcadım, çıktım, para yok. İster istemez sağdan, eşinden, dostundan borç alıp idame ediyoruz.
24'üne kadar öyle gideceğiz. Torununuza vereceğiniz bayram harçlığı, emekli aylığınızdan, bayram ikramiyenizden aldığınız borç paradan mı ayırdınız? İkramiyeden torunuma bayram harçlığı, ben kendim dışarı borçlandım. 1000 liraydı. İlk kez geçen yıl zam gördü emekli bayram ikramiyesi. O da sadece 100 lira. Her gün gelen zamlarla bu yıl ödenen 1100 liralık ikramiye bayramı göremeden tükendi. Bayram ikramiyesini işte ufak tefek harcama yaptım. Hepsi bu. Bitti mi? Bitti. 1000 lira bir bin alsam ne olacak almasam. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Şeker topladık. Nerede şekerler? Evimizde. Bayram harçlığı geldi mi? Geldi geldi. Çok para geldi. Kaç para geldi? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 10 tane para geldi. Kendime bir şeyler alacağım, babucu buralar alacağım. Bayramlaşma oldu mu? Hı. Harçlık? Yok. Torunlarınız yanınızda? Evet, Allah'a çok şükür. İsterdim ki 1 milyar vereyim. Bunu herkes ister. Çocuk olmak ne kadar güzel değil mi? 10 tane para geldi diyor. Markete gitse ne alacak acaba? Belki bir şey alamayacak. Alım gücünden haberi yok çünkü. İşte çocuk olmak böyle bir şey. Şimdi emeklilere gelecek olursa, emeklinin 2018'den bu yana ikramiyesi 1000 liradan sadece 1100 liraya çıkarıldı. %10 zam yapıldı ama 4 yılda enflasyon %181 arttı. Peki ikramiyenin alım gücünün korunabilmesi için emekli ikramiyesine ne kadar zam yapılmalıydı ve ne kadar olmalıydı? Rakamlar anlatsın, yönetenler de izlesinler bari. 2018'de asgari ücret 1603 lirayken emekli ikramiyesi 1000 liraydı. Önce bunu söyleyelim. 2022 asgari ücret 5500 lira oldu. Emekli ikramiyesine sadece %10 zam yapıldı. 1100 lira oldu. Gelelim diğer tabloya. Peki bu alım gücünün, emekli ikramiyesinin alım gücünün korunması için ne yapılması gerekiyordu? Şunun, enflasyona göre 1707 TL artmalıydı emekli ikramiyesi ve 2800 lira olmalıydı. Ha, gıda enflasyonuna göre hesaplanacak olsaydı eğer 2200 lira artmalıydı emeklinin ikramiyesi. O zaman da 3300 lira olmalıydı bugünün koşullarında alım gücüne yenik düşmemesi için o ikramiyenin. Asgari ücrete göre hesaplansaydı eğer 2331 lira artacaktı emeklinin ikramiyesi ve bugün emekli ikramiye olarak 3431 lira alacaktı. Ama ne oldu? İktidar maalesef emekliyi görmezden geldi. O gün çok iyi hatırlıyorum, muhalefet 1000 lira emekli ikramiyesi verilsin dediğinde evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan emekliye ben veririm o 1000 lirayı deyip verdi. Ağzına bir tutam bal çaldı ve 4 yıldır %181 artan enflasyona rağmen emekli ikramiyesine sadece ve sadece %10 zam yapıldı. Bu kul hakkına girmiyor mu sormak lazım. Şimdi gelir eşitsizliği çok fazla. İşte emekli ile bir başka çalışan arasında, asgari ücretli ile yine bir başka çalışan arasında ya da en tepedeki ile en alttaki arasında gelir eşitsizliği, uçurum çok fazla arttı maalesef son yıllarda. AK Parti bu eşitlik dengesini sağlayamadı ne yazık ki. Ve bugün bayramda da bunu hissediyoruz, görüyoruz. Sahillerde bayram havası var, Anadolu'da hasret vardı. Arife günü yollarda kendini gösteren kalabalık, bayramın birinci günü özellikle tatil beldelerinde plajlardaydı. Sadece Bodrum'a 40 bin araç giriş yaptı. Kuşadası plajlarında adım atacak yer kalmadı. Antalya Konyaaltı sahili tatilcilerin akınına uğradı. Yalova'nın 7 bin nüfuslu Termal ilçesi ise 300 bin kişiye kapılarını açtı. Otellerdeki doluluk %90'ın üzerine çıktı. Dar gelirlilerse bayramda da hesap kitap yaptı. İçinden çıkamayınca İstanbul'da kaldı. Bugün Eminönü'de ben bir gezerim, bir bakayım, bir alçarşıya inerim. Çocuğumuza verilmiş sözümüz vardı deniz için. Onu getirdik. Çocuklar mutlu etmeye çalıştık.
çalışıyoruz. Tatile çıkmayacak mısınız? Tatile çıkacak güç, para, maddi açıdan olsa çıkılır. Niye çıkılmasın? Ama para olmadıktan sonra tatil yerimiz evimiz. Bayram gibi bayram oluyor mu bugün? Yok, hayır. Olmuyor. İnsanlar aile büyüklerini falan ziyaret etmek ister. Ardahan'da mesela büyüklerim ama gidemiyorum. İmkanı olan, bütçesi el veren ya tatile ya da memleketine doğru yola çıktı bayram öncesinde. Bayram günü ise İstanbul'da kalan dar gelirliler oldu. Onlar da büyüklerine gidemedikleri için aslında bayramı pek de yaşayamıyorlar. İşte bu yüzden hiç değilse çocukların gönlü olsun diye halk plajına geldiler. Bayramlaşma falan yok mu bu bayram? Vallahi köyümüze gidemediğimiz için buradayız. Çocuğum dedi ki baba ben çadır istiyorum. O çadırı almak, oraya kurmak kolay değil. Bunların hepsi emek istiyor. Emeği de veriyoruz ama karşılığında alamayınca, işte bir çocuğu mutlu edemeyince bir baba olarak insanın ağrına gidiyor. Başlarımızdaki daha büyük babalarımızın bunları düşünmesi lazım. Dar gelirli için en ucuz tatil çadırla kamp yapmak ama artık ona da bütçe ayırmak birçoğu için mümkün değil. Çadırlar artık belediyelerin ücretsiz halk plajlarına kuruluyor. Yemekleri ise bir simit, yanına da en ucuz içecek meyveli soda. Paramız olmadığı için de burada yüzüyoruz. Simit yiyerek falan burada oturuyoruz. Simit, soda. Evet, bu kadar. Benim. Para versek bu kadarını yaşayamazdık belki de. Bir yol parasını düşünsen, ben 4 kişilik bir aileyim mesela. 5000 lira sırf gidiş geliş yol parası. Asgari ücretle çalışan bir insanım mesela. Kaç para alacağım ki ben oraya gideyim, orada harcamam olacak. Aileler hesabın içinden çıkamazken çocuklar denize girmek, mutlu olmak istiyor. Onların yüzü gülsün diye şartlar zorlandı bu bayramda da. Çocuklar bir şekilde mutlu edildi ama büyüklerin içi buruk. Tek yapabildiğim şey buraya gelmek, o da halk plajıdır. Özel bir yer değil. O da yani sınırlarımı zorlayarak geldi. Bayram sonrasına Allah büyük. Ne oldu sizin bayram coşkunuz? Hayat şartları bizi böyle yapıyor ki. Bizim coşkumuz yine var ama imkanlar kısıtlı olduğu için böyle oluyor. Bugün bayramın birinci günü ama kime mikrofon uzatsam böyle hep hüzünlü, buruk. Yani mecburen bunu duyacaksınız. Bunun dışında bir şey diyemez ki insanlar. Yani ne diyecekler ki size, ben çok iyiyim, müthişim, zam yok, herhangi bir sıkıntı yok, evimizin kirası bugün 1000 lira, 7000 lira değil mi diyecekler. Evet, sıkıntı çok fazla ve gelir eşitsizliği giderek artıyor. O makas giderek aşılıyor. İşte asgari ücret ve asgari ücretin biraz üstünde para kazanan çalışan sayısı %60 civarında. Avrupa'da bu oran sadece %9. İnanılmaz bir uçurum var. Avrupa'da %9'u asgari ücret ve biraz üstünü kazanırken Türkiye'de bu durum %60. Artık asgari ücret Türkiye'de ortalama bir ücret haline geldi. Orta sınıf eridi. Yapılan yanlış, izlenen yanlış politikalar yüzünden bu artık bitmiş durumda. İşte ondan sonra Ege sahillerinde, Akdeniz sahillerinde parası olanlar binlerce lira, belki binlerce dolar para harcayıp bayram tatili yapıyorlar. Ama yurdun büyük bir çoğunluğunda %90'ında, %95'inde insanlar memleketine gidecek parayı denkleştiremiyorlar. Bu geldiğimiz noktayı, ekonomideki noktayı gösteriyor aslında. Birazdan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle geldiğimiz, 4 yıl sonunda geldiğimiz noktaya da değineceğiz elbette. Ama şimdi bugün Kurban Bayramı'nın ilk günüydü. Tabii kurban kesme telaşı vardı ve gelenek değişmedi. Geç. Kesime gidecekken son anda yine iplerden, ellerden kurtuldu hayvanlar. Sokaklarda, caddelerde, hatta mağazalarda kuzu, dana, keçi alarmı vardı. Mersin'de bir keçi denize atladı, 600 metre yüzdü. Vallahi bıçaklarla hayvan vurmadı. Kasap mısınız? Vallahi amatör kasap, buraya mı geliyor? Kesim sıralarındaysa amatör kasaplar yaralandı. Hastaneler acemi kasaplarla doldu taştı. Kimi ise acemi olduğunu kabul etmedi. Kurbanı keserken hayvan ayağı kaydı. Kayınca yanımdakiler de hepsi acemi. Üstüne sürüleneyim derken çocuk da benim üstüme sürülenince buradan bir boynuz koydu ki burası 3 dikiş yedi. Kurban bayramının ilk günü yine hareketli başladı. Kurban alımını fiyatlar biraz düşer umuduyla bayramın birinci gününe bırakanlar satış yerlerinde yoğunluğa neden oldu.
Bayram namazı sonrası kurban kesimleri de başladı. İstanbul Avcılar'da kesim alanına gidenler metrobüsün yanındaki tel örgüleri kopardı. Kesilen etler dik yokuşta taşındı. Kara kızımız kaçmış. Özgürlüğüne çok düşkün. 3 gündür geziyor. Tamam. Kesilecek hayvanları tutabilmek o kadar da kolay olmadı. Mersin'de özgürlüğüne düşkün kara kız kesileceğini anlayınca suya atladı. 600 metre yüzen keçiyi çevredeki vatandaşlar kurtardı. Kurbanlık keçiyi Haluk Levent satın aldı. Emekliliğini orada yaşayacak. Öyle söyleyeyim. İstanbul'da kaçan boğayı kimse tutamadı. 7 kişi aynı anda hayvanı sakinleştirmeye çalıştı ama o herkesi aynı anda yere savurdu. Tokat'ta kaçan koç hastane bahçesine, Bursa'da bir koyun giyim mağazasına daldı. Panik anları yaşandı. Rize'de ise sahibinden kaçan boğa tam bir saat boyunca koştu. Sahibi araçlarla takip etti hayvanı. Yakalamak mümkün olmayınca Rize Belediyesi kurban timi girdi devreye. Sakinleştirici iğne yapıldı hayvana. Şimdi düşecek o. Hayvan gitmesin, gitmesin yeter sizin için. Kemik keseceğim derken parmağımı kestim. Türkiye'nin her noktasında hastanelerin acil servisleri de doldu taştı. Yanlışlıkla kendini kesenler, son anda kurtulmak isteyen kurbanlıkların altında kalanlar. Acemi kasaplar kazaları ucuz atlattı ama yürekler de ağızlara geldi çoğu yerde. Ayaklarım hayvanın altında kaldı. Bundan geçmiyorsun yapar mısın? Mala geçsin, gecikle cana gel. Evet, sağlıkta yaşananlara bir bakacağız. Biliyorsunuz Konya'da şehir hastanesinde Doktor Ekrem Karakaya vurulmuştu, hayatını kaybetmişti. Bir cinayete kurban gitmişti kendisi ve sağlık çalışanları iki gündür grevdeydi. Bir çözüm istiyorlar artık, net bir çözüm istiyorlar sağlıkta şiddete ve cinayetlere karşı. Net bir çözüm için iki gündür grev yapıyorlardı. Bugün Cumhur İttifakı'nın ortaklarından MHP lideri Devlet Bahçeli konuştu. Hedefinde Türk Tabipleri Birliği vardı. Bir kez daha dedi ki TTB kapatılmalıdır dedi. Türk Tabipleri Birliği'nden yanıt geldi anında. Buradayız. Burada olmaya devam edeceğiz. Doktor Ekrem Karakaya'nın görevi başında katledilmesinin ardından grev yapan sağlık çalışanlarını öldürmez misin, dövmez misin diyerek hedef alan imam hakkında Konya Valiliğinden sonra Diyanet İşleri Başkanlığı da soruşturma başlattı. Müfettiş görevlendirildi. Her olayda millete ters düşen ve siyasete alet olmuş kuruluşlarla bir yere varmak mümkün değildir. Her defasında söylüyorum, Tabipler Birliği kapatılmalıdır. Artık kaybettiklerimizin değil, umudun, özgürlüğün, sevincin dilimizde, sağlığımızın, geleceğimizin ellerimizde olduğu günlerde hep birlikte bayramları kutlayabilmek için buradayız, burada olmaya devam edeceğiz. MHP lideri Bahçeli'de bayram sabahı sağlıkta şiddete karşı ses yükselten Türk Tabipleri Birliği'ni kapatılmalı diyerek hedef aldı bir kez daha. Türk Tabipleri Birliği'nden de burada olmaya devam edeceğiz açıklaması geldi. Hekim kardeşlerim ve yeni bir organizasyona gitmelidir. Bir avuç ne yüdüğü belirsiz doktor kılıklı, anarşist ruhlu insanlardan mesleği kurtarmak lazımdır. Hekime karşı şiddeti meşrulaştıran, teşvik eden camideki o dilin bir siyasi partinin liderinin diline sirayet etmiş olması da gerçekten utanç verici. Şiddetle mücadele kanunu çıkarmak üzere Yüce Meclisimizi olağanüstü toplantıya davet ediyorum. Üzgün görünmek yerine eğer gerçekten üzgünseniz gelin bu meseleyi derhal halledelim. Bakırtaş Karakaya Şiddeti Önleme Kanunu'nu çıkartalım. Hemen. Meclis olağanüstü toplantıya Twitter'dan çağrılmaz. Adam gibi teklif ver, ne verdiğini görelim, ondan sonra tartışalım. Senin genel başkanın her şeyi Twitter'dan söylerken, müjdelerken, eleştirirken, diplomatik muhataplarına Twitter'dan cevap verirken, beyefendi çıkmış şimdi Twitter'dan yapmayın. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan ise sağlıkta şiddete karşı meclisi göreve çağıran Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.
CHP'den de yanıt gecikmedi. Sen mecliste Bülent Çavuş'sun. Sarayın talimatlarını uygulatan, el kaldır deyince kaldıran, kaldırma deyince parmak bile oynatamayansın sen. Sağlık çalışanlara karşı şiddetin cezanın artırılması, tutuklama imkanı verilmesi gibi 2007 kanunu CHP ile ortak verdik. Tüm parti ortak verdi. Ey Kılıçdaroğlu, sen dün ortak verin kanunu mu beğenmedin de şimdi bir kanundan bahsediyorsun. Bir dolu yalan. 2020 Nisan'da ilk başta niyetlenenin çok gerisinde bir düzenleme yapıldı. Bunun hekimlerin, sağlık emekçilerinin öldürülmesini engellemediği görüldü. Mayıs 2022'de bir düzenlemeye daha ihtiyaç duyuldu. Sağlıkta şiddete çözüm aranırken siyasette tartışması da şiddetlendi. CHP, teklifimiz hazır, meclise getireceğiz dedi. Evet, gerçekten acı verici bir olay ve bitmek tükenmek bilmiyor. Neden bitmek tükenmek bilmiyor? Çünkü bizi yönetenler, devletin başındaki insanlar sanırız sağlık çalışanlarına, doktorlarımıza, hemşirelerimize ve tüm sağlık personeline yeteri kadar değer vermiyorlar. Onlar değer vermediği zaman işte imam cemaat ilişkisi alt tarafta, vatandaşta, yurttaşta aynı şeyi yapıyor. Kendisinde hak görüyor bazı şeyleri. Cezalar keza öyle. Cezalar arttırılmadığı sürece benzer şeyler Allah korusun yaşanabilir. Bunun önüne geçmek lazım. Şimdi 10 yılda 110 bin sağlık çalışanı fiziki ya da sözlü şiddete maruz kalmış. 10 yılda 110 bin sağlık çalışanı şiddete maruz kalmış. Ve Sayın Cumhurbaşkanı bildiğimiz kadarıyla henüz ölen doktorumuz için herhangi bir taziye mesajı yayınlamadı. Tamam, ailesini aramış olabilir ama kamuoyuna yönelik hiçbir şey yapmadı. Yapması çok önemli, çok değerli. Ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Ama Sayın Cumhurbaşkanı Japonya'da eski başbakan suikaste uğradı. Onun için taziye mesajı yayınladı. Twitter'dan da olsa yayınladı. Ne dedi? Derin üzüntü duydum dedi. Sormak geliyor insanın içinden. Acaba Sayın Cumhurbaşkanı'nı şu yaşadığımız olaylar hiç mi üzmedi, hiç mi yaralamadı? Belki bir açıklama yapar kendisi de Twitter'dan da olsa. Şimdi Meral Akşener'e bakacağız. İyi Parti Genel Başkanı 9. kez gençlerle buluştu ve bir genç arkadaşımız şöyle dert yandı. İşim gücüm yok, ülkede beni mutlu edecek hiçbir şey yok dedi. İşsizim şu an. İş arayışındayım ama hiçbir şekilde bulamıyorum. Bir şeylerin sahibi olmak istesem de olamayacağıma inanıyorum. Ekonomi yok, işim gücüm yok. Ya ülkede doğru giden şu an beni mutlu edebilecek hiçbir şey yok. 24 saat mutlu olduğum bir günü hatırlamıyorum. Atanamayan, işsiz ya da asgari ücretle çalışan, okuyan gençler, hayallerini gerçekleştirdikleri ya da hayallerinin peşinde koşmaları gereken yaşlarda karamsarlar. 18 yaşından beri sigortalı bir şekilde çalışıyorum. 22 yaşındayım şu anda. Avrupa'da bir ülkede olsam bir evim, bir arabam olur. Tek başıma bir araba alamam, ev alamam. Ben istemez miyim arabaya bineyim, evim olsun? Umutla ilgili, nefes almakla ilgili, umut etmekle ilgili sorunlar var. Yani ne olmalı ki bu ülkede siz yarına neşeyle, umutla ve endişesiz bakabilmelisiniz? 5 yıl sonra belki şansım yaver giderse asgari ücretle mesleğimi yapıyor olabilirim. Bu kadar pesimist olmak istemezdim ama maalesef bu noktadayım. Bir markete gidiyorsunuz ya, bir poşeti bile dolduramıyorsunuz. 200 lira gitti, hiçbir şey yok. Süt alıyordum başkanım, bir hafta 8 lira, 10 lira, 11, 12, 14, 16, 18 lira, şimdi 20 lira. Ben bıraktım süt içmeyi ama şimdi çocuğu olan ne yapacak? Çok öfkeliyim, öyle çok mi? Kaygılıyım. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener gençler için gençlerle beraber buluşmaları gerçekleştiriyor. 9. buluşmanın adresi Ankara'ydı. Başkanım 21 yaşında, geleceğimi göremiyorum, inşaatta çalışıyorum, engelli halinde. 4000 alıyorum. Hem temizlik yapıyor hem demir çektiriyorları. Tek hayalim benim doğru düzgün bir işim olsun, bir de evim olsun yeter bana. Ben çalışırım. Atanmayan Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Özel sektörde özel güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Puanlarımız yetmesine rağmen tüm şartları karşılıyoruz. Ama bir sözlü mülakat sistemi var ve ben orada liyakatın olduğuna inanmıyorum. 5 yıl sonrası için şu anki bilgi birikimi 5 katı olurum da ekonomik açıdan öngörüm yok. Akşener'in dinlediği gençlerin sözleri, geleceklerine dair cümleleri. Şimdi bugün Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin uygulamaya geçmesinin üzerinden tam 4 yıl geçmiş oldu. 4. yıl dönümü. Peki Sayın Cumhurbaşkanı her defasında ne diyor? Sabredin diyor. Yurttaşından biraz daha sabır istiyor ekonomik krize karşılık. Ama sabır eşiği nasıl aşıldı? Rakamlar gösteriyor. Bakınız şimdi, elektriğe
şu 4 yılda 10 kez %400, doğalgazı 16 kez %362 zam gelmiş. Ekmeğin fiyatı 2018'de 1 lira 25 kuruşken 5 liraya yükselmiş durumda bugün. 2018 Temmuz'da enflasyon %15,85'ti. Her şey güzel olacak, uçacağız, kanatlanacağız diyorlardı ya. Bugün enflasyon %78,62. Dolar 4,60 liraydı. Bugün 17,23 liraya tırmandı. Motorin, işte her şeyin sebebi, enflasyon tetikleyen en büyük şeylerden biri, 5,60 liraydı. Bugün 25 lirayı geçti. Bankalardaki yabancı para mevduatı, hani Türk lirasına güvenin diyordu, dolarınızı bozdurun diyordu ya Sayın Cumhurbaşkanı. Bankalardaki yabancı para mevduatı %48'den 4 yılda %71'e çıkmış durumda. Vatandaşın güveni de azalmış, kaybolmuş. Yurttaşın bankalara borcu %237 artmış. 2017'de 744 bin kişi işsizlik ödeneğine başvururken bu sayı 2022'de 1 milyon 8 kişiye çıkmış. Neredeyse 3 katı. Ve 2018'de dünyanın en büyük 17. ekonomisiydik. 2021'de 21. sıraya geriledik. İşte sabır sabır diyoruz da böyle mi sabretmek gerekiyor? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan yine aynı cümleyi kurdu. Biraz daha sabır talep ediyorum dedi yurttaşlara seslenirken. Ali Babacan yanıt verdi, otursun nerede hata yaptığını düşünsün dedi. Peki Kayseri'deki görüntüye bakıp şöyle sormak gerekiyor. Ekmek kuyruğu. AK Parti'nin kalesi Kayseri'de. Ekmek kuyruğu, 2 liraya ekmek alabilmek için insanlar sıcakta dakikalarca bekliyorlar. Ve sabredecek hal mi kaldı diye de sormak gerekmiyor mu? TÜİK 6 ay için şu anda da %78 küsür diye böyle küsurat da vererek ölçü terazisinde enflasyon ölçüyoruz, numarası yaparak rakam açıyor. Çarşı pazara giden her vatandaşımız görüyor ki enflasyon %200'lere varmış durumda. Milletimden biraz daha sabır talep ediyorum. Sayın Erdoğan'a bundan çare yapıyorum. Bayram günü bari otursun biraz tezekkür etsin. Yani nerede hata yaptın diye biraz düşünsün. Cumhurbaşkanı hayat pahalılığı için vatandaştan sabır isterken Deva Partisi lideri Ali Babacan da Erdoğan'a nerede hata yaptığını düşün dedi. Bayramda da ekonomik tablo siyasetinde sokağında gündemi. Vatandaş alabiliyor mu emekliye gitmeyi? Şaka mı geçiyor? O eskiden de 10 liralık 20 liralık değmez sen var abi. Enflasyonun gerçeğinden çok düşük açıklıyorlar. Arkasından o düşük uydurma enflasyon oranında emekliye zam yapıyorlar. Şubat Mart ayları ile birlikte enflasyonu da kontrol altına almış olarak yolumuza devam edeceğiz. 84 milyonun gözünün içine baka baka bu enflasyon konusunda yalan söylüyorlar bunlar. Ne diyor Sayın Erdoğan? Enflasyonu tek haneye düşüreceğiz. Akıllı çıplak gibi. 4 yıldır aynı şeyi söylüyor. Bırak tek haneyi, bırak 2 haneyi, 3 haneye çıktı şu anda. Dünya görsün böyle. Dünya görsün dünya. Ne zamandan beri bekliyorsunuz? Abi 2 saatten beri bekliyor. Etmek için. Kayseri Belediyesi'nin kent ekmek satış noktasından başlayan kuyruk yüzlerce metre. Bir ekmekte 1,5 lira az ödeyebilmek için. Kent marketten 2 liraya ekmek alabilmek için saatlerce o kuyrukta bekleyenler. Ya yaşanacak durum kalmadı kardeşim. Yukarıdakiler yiyor içiyor. Biz böyle bakıyor. Herkes kese dolduruyor. Pantolonun cebini dolduruyor. Bu kadar olmaz ki. Burası da Osmaniye'nin Kadirli ilçesi. Orada da ekmeğe zam geldi. 4 liradan satılıyor artık. Herkes açlıktan ölüyor ya. Bir de ekmek yiyorduk, onu da yiyemez olduk. Kurdaki dalgalanmanın ve hayat pahalılığının insanlarımızın günlük hayatlarında yol açtığı zorlukları elbette biliyoruz. 190 milyar dolarlık döviz rezervini tükettiler. Merkez Bankası'nın arka kapısına cayır cayır yaptılar o dövize. Ülke dövize muhtaç olunca ne yaptılar? Gittiler swap direnmeye başladılar. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan. Ama bunların kafası basmaz. Ben ekonomistim. Benden ders almıyorsan şu olanlardan bari ders al. Merkez Bankası'nın başına sapasağlam, dürüst, eğil bir kadroyu atar. Ondan sonra elini ayağını açar. Biz bu haliyle bu ülkeyi teslim alsak 6 ayda krizi çözeriz. Cumhurbaşkanı enflasyonun kontrol altına alınacağı tarih için 2023 Mart'ı işaret ederken Babacan olası iktidar değişiminde 6 ayda ekonomik tablonun düzeleceğini söyledi. Şimdi isteyince oluyormuş diyeceksiniz. İBB'den çiftçiye destek, halka ucuz ekmek. Her sene çiftçi içeri gidiyor. Her sene çocuğu gidiyor. Çocuğuna biz diyor yapacak. Bir tarla satıyor. Siz de öyle mi? Kaç sefer. Her gidişinde de içiniz acıdı. Yok.
Her mutluluğunda bir burukluk var çiftçinin. Örneğin evladının geleceği için düğününde bir tarla yani toprağını satıyor masrafa. Birikmiş diye bir şey kalmadı çünkü. Eldeki avuçtaki borca gidiyor. 70 yaşındaki Silivrili çiftçi Recep Erdoğan da gelinen durumu anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Şimdiye kadar böyle bir destek görmedik. Ondan duygulandım. Çok maliyetler yüksek. Çiftçi zor durumda. Mazot 3 katına çıktı, gübre 3 katının da üstüne çıktı. Ama buğday fiyatı hiç o kadar çıkmadı. Yani buğdayı da 4 katı fiyatına satsak zamlar gelsin. Tamam biz bir şekilde devam ederiz ama bu sefer insanlar ekmeği kaç liraya alacak? 5 liraya yeniyor artık ekmek İstanbul'da. İstanbul Halk Ekmek hem küçük çiftçiye destek olmak hem de piyasa şartlarından etkilenmeden buğday almak için proje başlattı. İstanbul'un çiftçilerine mesaj gitti. Haziran'da başvurular yapıldı. Talep yüksek oldu. Bir hafta daha uzatıldı başvuru süresi. Ve hasat dönemine gelindi. En avantajlı şekilde ve en yüksek fiyattan satmanın peşindeyiz tabii. Çünkü yani bu ürünü yetiştiriyorsunuz, çiftçilikte bir gün bir senedir diye bir laf vardır. İşte onun tam anlamı bu. Yani o bir senelik emeğin karşılığını bugün alıyorsunuz. İşte onu da en yüksek şekilde almanız lazım. Ve bütün hesabınızı da o cebinize giren para üzerinden yapmanız lazım. Yani bir yıl sonra kullanacağım mazotun bile hesabını yapıyorum. Halk ekmeğin taban fiyatı 7450 lira. Buğdayı teslim eder etmez ton başına 3000 lira çiftçinin hesabına yatıyor. Ton başına 3000 lira bildiğim kadarıyla peşin ödüyor. Geri kalanı sormadım da. Niye sormadın? Niye sorayım? Kalmaz ki paramız bizim Büyükşehir'de. Kalan ödeme Edirne Ticaret Borsası'nın Temmuz buğday fiyat ortalaması baz alınarak 15 Ağustos'ta yapılacak. Buğdayınızı verdiniz mi? Verdim. Teslim ettiniz. Teslim ettim. İstanbul'a yatmış paramız. Ne yaptınız o parayla? Parayı da borçlarımızı ödüyoruz. Tabii. Borçlara gitti. 60 ton kadar bir kota koymuşlar bu sene için. Fazla buğday çıkarttığım için buğdayımı bölemedim. Ama önümüzdeki dönemlerde inşallah onlar da kotayı arttırırlar. Daha fazla çiftçiye ulaşabilmek amacıyla 60 ton buğday kotası var projede. 314 çiftçi 10 bin tondan fazla buğdayını halk ekmeğe sattı. Yani şu andaki alım fiyatları da ne kadar bizi tatmin etmese de piyasanın üzerinde. O da bir olumlu tarafı. İnşallah projenin sonu güzel olsun. Yani proje üretmek değil, projenin sürdürülebilirliğini sağlamak önemli. İnşallah mazot desteği de bekliyoruz. Ekonomik kriz Sri Lanka'yı karıştırdı. Ekonomik kriz Sri Lanka'yı karıştırdı. Halk başkanlık konutuna girdi, odaları yağmaladı, başkanın yatağına yatıp havuzda yüzdü. Güney Asya ülkesi Sri Lanka, tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya. Akaryakıt sıkıntısı ve elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulması sonrası Mart ayında gösteriler başladı. Muhalefetin baskılarının ardından devlet başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın kardeşi olan başbakan ve kabinesi istifa etti. Halk devlet başkanının da istifasını istedi. Gösteriler sürdü. Muhalifler bugün için başkent Kolombo'da büyük protesto çağrısı yaptı. Sokağa çıkma yasağı ilanı etkili olmadı. Binlerce kişi barikatları aşıp başkanlık konutuna girdi. Devlet başkanı baskından kısa süre önce konutu terk etti. Göstericiler başkanlık binasının odalarında dolaştı, havuzda yüzmenin keyfini çıkarttı. Nerede olduğu bilinmeyen Sri Lanka lideri ise ilerleyen saatlerde istifa ettiğini açıkladı. Ülke çapında yayılan olaylarda bugüne kadar aralarında milletvekili ve polislerin de olduğu 8 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı. Korona vakaları tırmanıyor. Sağlık Bakanı hatırlatma dozunu yaptırın diye uyardı ama maalesef sistem bakanı dinlemiyor. Covid yeniden gündeme gelmeye başladı. Omikron varyantına bağlı vakalar başka ülkelerde olduğu gibi bizde de artış gösteriyor. Çok basınçlı bir dalgadayız. Hastane yatışları başladı. Test pozitiflikleri de %40'lara kadar çıktı. 50 yaş üstüyle risk grubundakilerin son aşıları üzerinden 6 ay geçmişse hatırlatma dozu aşılarını olmalarını ısrarla öneriyoruz. Bugün
sisteme giren bir hasta hatırlatma dozu için randevu alabiliyor mu? Hayır, alamıyor. Açılmamış görünüyor yani randevular. Koronavirüs vaka sayıları günlük 1000'in altına düşmüştü ama yeniden 10.000'lerle ifade ediliyor artık. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hatırlatıcı doz aşılarınızı yaptırın diye seslendi. Ama aşı randevu sistemi kapalı. Son dozun üzerinden 6 ay geçtiğinde aşının etkisi azalmaktadır. Bu süre dolmuşsa yeniden aşı olunması önem arz ediyor. Deklarasyona rağmen şu anda randevu sistemi çalışmıyor ve işlemiyor. Daha önce de 6 ayda bir hatırlatma dozunun gerekebileceğini açıklamıştı Bakan Koca. Aylar sonra bu öneriyi yineledi. Son aşısı üzerinden 6 ay geçmiş 50 yaş üstü risk grubundakilerinin aşı yaptırmasını istedi. Ama hatırlatma dozları için aşılar ne zaman tanımlanacak, sistem ne zaman açılacak belli değil. Hasta yatışları arttı tabii ki. Kapattığımız servisleri teker teker açmaya başladık. Yaşlı bakım evlerinden arıyorlar. Oralarda durum kilitlenmiş vaziyette. Resmi rakamlarla Türkiye'de bugüne kadar 15 milyondan fazla kişi virüse yakalandı. En son 27 Haziran 3 Temmuz arası haftalık vaka sayısı 57.113'tü. Bir önceki haftanın iki katı. Türk Tabipler Birliği de uzmanlar da yeni sert bir dalganın hızlanarak geldiğini söylüyor. Trabzon'da %50'sinin üzerinde pozitiflik var. Vakaların artmaya başladığını biz zaten önce %10'larda, %20'lerde giderken şimdi %50'lerde olduğunu söyleyebiliriz. Dünyaya baktığınız zaman ya İtalya, Fransa, Almanya önlemle sürdüren ülkeler üstelik de. Amerika'da 200 kişi öldü. Biz bundan muaf olabilecek bir şey de yapmıyoruz. Dolayısıyla aynısının olacağını ya da olmakta olduğunu varsayabiliriz. Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol, yeni varyantın bugüne kadar yaşanan tüm varyantlardan en hasar vericisi olduğunu söylüyor. Tedbirlerin alınması ve maske kullanım zorunluluğunun sağlık yönetimince yapılması acil durum diyor. Sonbaharda görmeliydik bu varyantı ama şimdi bu kadar erken başlayınca ve çok da bulaşıcı olunca sonbaharı sıkıntıya sokacak. Ölmemek için ne yapacaksınız? Bu virüsten uzak duracaksınız, korunacaksınız. El sıkışsanız bile lütfen sarılıp öpüşmemenizi öneriyorum. Çünkü damlacık çok riskli. Gerçekten inanılmaz bulaşıcı bu virüs. Tatil beldelerindeki yoğunluk ve bayram ziyaretleri nedeniyle vaka sayısının daha da artmasından endişe ediyor uzmanlar. Maske ve mesafe kurallarına uyulmasını istiyor. Şimdi reklam zamanı. Ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Bizden hemen sonra gizli saklı tekrar bölümüyle ekranlarınızda olacak. Yarın akşam saat 19'da yeniden buluşuncaya dek umarım yüzünüzü güldüren güzel haberler alırsınız. Tekrar iyi bayramlar. Ezilir yerler için bir başkadır benim memleketim.